her dikkat eksikliği yaşayan, dikkat dağınıklığı yaşayan, bu anlamda dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu tanısı var mıdır ya bunun için bir aday mıdır peki? Değildir. Şimdi dikkat problemleri aslında biraz önce de söylediğim gibi pek çok psikiyatrik hastalıkta tabloda görülen bir sorun. Artı uykusuz kalırsınız, ateşli hastalığınız vardır, aşık olmuşsunuzdur, aşık mısın diye sorarız değil mi? Dikkatimiz dağılır, kolayca bozulabilir. Yani benim dikkatim dağınık ya da işte bir yaşlanan bir kişide bir demans başlangıcı olabilir. Birçok psikiyatrik ve psikiyatrik olmayan bozuklukta, hatta normal durumlarda bile çok yorgunsanız, uykusuzsanız dediğim gibi dikkatimiz dağılabiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda gördüğümüz dikkat sorunları kronik, çocukluktan itibaren onun izlerini sürebiliyoruz. Ve günlük olaylardan etkilenmiyor. Nasıl söyleyeyim? Tabii ki onlar da yorgun olduklarında daha çok dikkatleri dağılıyor ama hep var bu problemler. Ha, yaş ilerledikçe bu dikkat sorunlarını günlük yaşamda yaşaya yaşaya mesela dikkat sorunlarının getirdiği bir şey unutkanlıklardır. Eşya kaybetme, unutma vesaire. Bunları yaşaya yaşaya tabii insan beyni çok plastik bir organ. Bir daha bunu yaşamamak için bir takım telafi mekanizmaları geliştiriyor. Kişi yaşadığı sorunlarla baş etmek için bazı yöntemler buluyor ve sorunların şiddeti azalabiliyor. Biraz önce de konuşmanın başında da söylemiştim. Aşırı hareketlilik belirtileri zaten gelişmeyle birlikte azalıyor. Lise 1, orta son gibi o artık koşturan, duran aşırı hareketli çocuk oturabilmeye başlıyor. Ama dikkat sorunları kronik bir şekilde devam ediyor kişi telafi mekanizmaları geliştirmediği müddetçe.